İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Haberci Gazetesi. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Mersin'de can almaya devam eden Çavuşlu Deresi ile ilgili mimar ve mühendislerden insan hayatı bu kadar ucuz olur mu tepkisi geldi. Suriyeli mülteciler tarım eğitimi alacak. Türkiye'de yaşanan Suriyeli göçmenlerin tarım sektörüne kazandırılması için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü öncülüğünde eğitim ve istihdam projesi başlatıldı. Çukurova Gazetesi. Kimse geçinemiyor. Partisinin aday tanıtım toplantısına katılmak üzere Mersin'e gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptığı konuşmada hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Kimse geçinemiyor. Biz diyoruz ki devletimizin ve milletimizin de bütün imkanları üretime tahsis edilsin dedi. Bahar'ın gelişi kutlandı. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla kültür merkezinde kutlama etkinliği düzenlendi. Güney Gazetesi. Tarımın geleceği milli tohumda. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, tohumculuğu Türkiye'nin milli meselesi olarak gördüklerini belirterek, tarım alanında dünyada söz sahibi olmak için öncelikle dışa bağımlılığı azaltmak gerektiğini belirterek, biz bugüne kadar tohumda hep dışarıya bağımlıydık ama artık ithal tohumdan daha kaliteli yerli tohumlarımız var dedi. Vatandaşın derdi beka değil işsizlik ve yoksulluk. Erdemli'nin kırsal mahallelerinde vatandaşlarla buluşan CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, biz projelerimizi yapacağımız hizmetlerimizi anlatıyoruz. Cumhur İttifakı alakasız şeyler anlatıyor. Kendilerine oy vereni milli, oy vermeyeni gayrimilli görüyor. Ben vatandaşın içinde geziyorum. Şu ana kadar bizim beka sorunumuz var diyeni görmedim. Vatandaş işsizlik sorunu var diyor, yoksulluk sorunu var diyor, su sorunu var diyor. Bekaymış ve koymuş, vatandaş bunları sormuyor dedi. Hakimiyet Gazetesi. Büyükşehir'den spora destek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından salon sporlarında 18 farklı branşta faaliyet gösteren 102 amatör spor kulübüne 300 bin lira değerinde malzeme yardımı gerçekleştirildi. Silifke'de erik hasadı başladı. Silifke Erik Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş, örtü altına alınan erik bahçesinde ilk hasadın yapıldığını bildirdi. Mersin Gazetesi. Toroslar'da evlat vahşeti. Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü, öldürülen anne ve baba son yolculuğuna uğurlandı. Hamit Tuna denince akla doğruluk, dürüstlük gelir. Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, romanların davul ve zurna eşliğindeki coşkulu karşılamasına dayanamayıp davulun tokmağını eline alarak bir süre davul çaldı. Yeni Güney Gazetesi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Çağ Üniversitesi'nden işbirliği. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Çağ Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile üniversite öğrencilerinin iş dünyasının talep ettiği donanıma sahip olarak mezun olabilmesi, dolayısıyla bölgedeki nitelikli iş gücünün artırılması hedefleniyor. Eroini yutarak Türkiye'ye getirdi. Yurt dışından gelen BD isimli bir şahıs, küçük paketler halinde sarılmış eroinleri yutarak Türkiye'ye getirdi. Akdeniz Gazetesi. PKK'nın sözde Çukurova bölge sorumlusu gözaltında.
Mersin'de terör örgütü PKK-KCK'nın sözde Çukurova bölge sorumlusu gözaltına alındı. Dev bir tesis daha hizmette. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 247 bin metrekare arazi üzerine yapılan ve Türkiye'nin en büyük geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi unvanına sahip Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi Başkan Kocamaz'ın katılımıyla açıldı.